P oranı 4 bölü 5'miş. Şöyle yazabiliriz. A bölü B eşittir 4 bölü 5. C'nin B oranı 6 bölü 25'miş. C bölü B eşittir 6 bölü 25. Bizden A'nın C'ye oranı isteniyor. Biz normal şartlarda şunu söyleyebiliriz. A'nın hizasında 4K olduğu için A 4K. B'nin hizasında 5K 5 olduğu için B'ye 5K. C'nin hizasında 6 olduğu için 6K. B'nin hizasında 25 olduğu için 25K diyebiliriz. Ama şöyle bir tutarsızlık var. Biz B'ye hem 5K hem de 25K demiş olduk. Şimdi bu tutarsızlığı ortadan kaldırmak istiyorsak şu B'lerin hizalarını birbirine eşitlemeliyiz. B'lerin hizalarında aynı sayılar olursa burada K cinsinden aynı değerleri vermiş oluruz. Öncelikle aynı değişkenlerin hizasındaki sayıları birbirine eşitlemeliyiz. B'nin karşısında 5 var, B'nin karşısında 25 var. Eğer eşitlemek istiyorsak yukarıdaki kesri 5 ile genişletmeliyiz. Genişletirsek 5'ten bizim A bölü B oranımız eşittir 5 çarpı 4, 20 bölü 5 çarpı 5, 25 olur. Gelelim aşağıya. C bölü B oranımız da eşittir. Aynen kalacak. Bunu genişletmedik. 6 bölü 25 olarak kalır. Şimdi isimlendirme yaparsak A'nın hizasında 20 var. A'ya 20K, B'nin hizasında 25 var, B'ye 25K, C'nin hizasında 6 var, C'ye 6K, B'nin hizasında 25 var, 25K diyebiliriz. İkisi de aynı oldu. Herhangi bir tutarsızlık söz konusu değil. Şimdi bizden istenen A bölü C oranı yazıyorum. A bölü C eşittir. A'mız 20K'ydı. 20K yazarız. C'miz 6K'ydı. C'nin hizasına da 6K yazıyorum. Şuradaki k'ları sadeleştiririz. Bizim oranımız 20 bölü 6 oluyor. Tabii bunları da sadeleştirir kendi arasında. 2'ye bölüyorum 10, 2'ye bölüyorum 3. Yani bizim oranımız 10 bölü 3 olacak.